İşte sıradaki maç değerli izleyenler. Taha Yasir ve Eyüp Mahmudi. Müsabakaya çıkacaklar birazdan. Yasir Irak. Lakabı Kurt. 20 yaşında, 1.77 boyunda, 75 kilo ağırlığında. Toplam 18 maçı var. 15 maçını kazanmış, 3 maçını kaybetmiş ama 7 nakavtu var. Antrenörü Erkan Hoca yazıyor. Sevgili Erkan Varol'a buradan selamlar olsun. Kaynaşlı Spor Kulübü'nden geliyor. Ve kırmızı köşe Eyüp Mahmudi. Memleketi İran. 30 yaşında, 1.83 boyunda, 75 kilo alında. Toplam 3 maçı var. 3 maçını kazanmış. Antrenörü Tofik Bahram Minnahi. Ve maçımızın hakemi Hüseyin Fındık. Karşılaşmayı Hüseyin Fındık yönetecek. Değerli izleyenler, işte Taha Yasir ve Mahmudi pozlarını paylaşacaklar. Dün yapılan face to face'de bu şekilde de pozlar verilmişti. Bakalım kazanan karşılaşmamız başladığında kim olacak? Ersan Hocam, yine keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor 75 kilogramda. Evet, ikisi de çok sert sporcu, çok teknik sporcu. Eyüp ilk profesyonel maçına çıkıyor ama çok amatör tecrübesi olan, tekmesi, boksu çok iyi olan bir sporcu. Taha Yasir de aynı şekilde. Yine bir güzel bir maç daha bekliyoruz. Evet, Taha Yasir'de bir profesyonel tecrübesi de oldukça fazla. Genç yaşına rağmen. Şimdi 10 yaş fark var hocam iki sporcu arasında. Eyüp 10 yaş daha büyük Taha'dan. Bu sizce maçın gidişatını nasıl etkiler mi veya? Yani köşene bekle. Tecrübe mi, gençlik mi diye böyle bir şey vardır her zaman. Yani etkilemesi Taha gençliğini kullanacak. Şeyde biraz daha teknik amatör geçmişini kullanacak. Bakalım izleyeceğiz nasıl evet, sonuç çıkacak. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Son hazırlıkları yapılıyor şu anda. Eldivenin bantlanması lazım hemen. Eyüp Mahmudi'nin ardından da karşılaşmamız start alacak değerli izleyenler. İşte Eyüp Mahmudi ekranlarımızda Taha Yasir'e karşı bir ufak boy avantajı da olacak kendisinin 6 santimetre kadar. Bunu da nasıl kullanabildiğini göreceğiz. Sporcular ringin ortasında Hüseyin Fındık Çeken. Son uyarılarını yapacak. Evet. No Muay Thai. No Muay Thai fighters. Okay. You ear. Here to ear. Okay. Evet. Corner. First round. Time. Mücadelemizin başlamasını son kontroller şimdi tamam. Ve maçımıza başladık. Mavi şortuyla Taha Yasir, kırmızı siyah şortuyla Eyüp Mahmudi karşımızda. Bir sol çıkardı burada Taha Yasir. Eyüp Mahmudi gayet iyi geliyor da İranlı sporcu. Stop. Time stop. Süreyi durdurdu Hüseyin Fındık. Ben de. İkinize söylüyorum. Atmak yok. Fight. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sert yumruklarla geliyor. Mahmudi sol kroşe kontrasını aradı. Daha bulamadı. Break. Şimdi sarıldılar. Hayır. Break. Break. Fight. Mahmudi üstüne gitti Taha Yasir'in. Biraz daha baskılı dövüşmeye çalışıyor şu ana kadar İranlı sporcu. Time stop. Süre bir kez daha durdu hemen. Combat. Back. Step. Okay. Dur dediğimde ayrılın diyor Hüseyin Fındık. Sporculara ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hemen başlar başlamaz tekmeyi de uzattı burada Eyüp Mahmudi. Güzel bir spinning back fist isabeti. Stop. Ayrıl. Fight. Of, şimdi üstü çok iyi gitti rakibinin yine burada. Eyüp Mahmudi, Taha Yasir bir an yerde kaldı ama rakibi yerdeyken gelen bir darbe. Hemen özür diliyor Eyüp Mahmudi rakibinde ama çok dikkatli olması lazım bu konuda tabii. Evet. Yani rakibiniz yerdeyken o darbeyi vurmamanız lazım. Eyüp Mahmudi yine sağ kroşeyle başladı. Kombinasyona Taha kendini oradan çıkarmaya çalışacak. Ardından da sarılmak durumunda kaldı Taha Yasir. Devam ediyoruz ardından. Güzel bir dizlenemesi ama bloklamayı başardı bunu Taha. Gel,
Öner! Hayt! Son bir dakika değerli izleyenler. Sol direkle gelmek istedi. Kaş güzel bir sağ çıkardı ardından. Spinning back istenemesi. Spinning alamadı. Break, break. Hayt. Sağ direk ardından sol high kick. Kroşelerle geldi tekrar. Aynen. Dizi denedi burada İlk Mahmudi. Tekme dirsekte kaldı diyor daha. Son 10 saniye işareti de geldi. Eyüp Mahmudi bir kez daha hata geçti. Break, break, break. Direkt ayrıl. Ve ilk round'un sonuna geldik. Ersan Hocam, tabii Eyüp Mahmudi'nin sanki bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz ilk round'da. Ne diyeceksiniz? Evet, yani bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi denk bir maç. Yani kaliteli sporcuların, iyi sporcuların genelde maçları böyle geçiyor. Biri bir adım önde, biri bir adım geride. Ama denk olarak geçiyor. Şu anda da gördüğümüz maçta çok denk. Berabere sayılabilir ve Eyüp Mahmudi bir adım önde sayılabilir. Bundan sonraki roundlar belirleyici olacak. Evet, hep birlikte göreceğiz. Kalan bölümlerde neler yaşanacağını değerli izleyenler. Tokat'ta ciddi bilgi hala devam ediyor. Müthiş bir organizasyon devam ediyor. İşte Eyüp Mahmudi ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. İlk roundda bir adım daha önde gibiydi ama ikinci roundda ne olacak? Taha Yasif ekranlarımızda. Burhan Oğuz da yine köşesinde. Koçi. Kendisinin maç öncesinde bana bu maçı doğuda askerlik yapan kardeşlerine ve şehitlerimize armağan ettiğini söyledi kendisi. Evet. Bunu da izleyicilerimize etmiş olalım. Ben de tahayy dedim, madem öyle kazan o zaman dedim. Bakalım kazanabilecek mi, göreceğiz. Duyarlı için de teşekkür ederiz. Şimdi ikinci round'a geçeceğiz. Daha biraz daha ringin ortasından başlamak istiyor tabii ki. Ve ikinci round'a geçtik. Eyüp Mahmudi yine ilk atağa geçen tarafta hayı köşesine kadar itti. Ardından da tekme denemesinde yerde kaldı. Taha sağ köşeyi savurdu. Eyüp Mahmudi kaçtı, kontrayı arıyor. Taha devam ediyor yine. İki sporcu dengesini korumayı başarıyor böyle durumlarda. Break, break, ayrıl. Break, break. Sağ direkliğine başladı Eyüp Mahmudi. Yani o ilk darbenin Taha'dan gelmesine izin vermiyor hiç. Taha'nın bir adım öne attığını gördüğü anda hemen kendisi direkleriyle gelmeye başlıyor Eyüp Mahmudi. İnisiyatifi asla rakibine bırakmama çabasında. Low kick isabetli geldi. Hakik kaçırdı burada Eyüp Mahmudi. Sol kroşeyle geliyor daha Yasir. Ardından sağ isabetli. Eyüp Mahmudi'nin bir an dengesi dağıldı orada ama rakibin üstüne doğru gitti. Taha'yı da biraz kitlemeye başardı orada. İki defa çok net yumruk aldı Taha. Ya hocam, iki tarafta net isabetler buluyor açıkçası. Şimdi Eyüp Mahmudi sol kroşesiyle geldi. Of, no! Of, 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 of. İki sporcu birden aynı anda yerde kaldılar. Kroşe'ye karşılık spinning back istelemesi. Sesler de çok sert bir şekilde geldi zaten. Sağ direkt sol ayak ardından. Sert! Ayrıl! Yapmıyorum. Hayt! Şimdi sağ ile başladı burada. Ay. Daha dönerek gelmek istedi. Fakat dönüşünün ortasında yakalandı yine rakibine. Eyüp Mahmudi sol köşeyle başladı. Taha Yasir kontrayı arıyor.
Aparkat sağ direkt uzattı, olmadı. Eyüp Mahmudi'nin üstüne gitti, dizinde aradı. Aa, yerde hata, kaldılar. Faul yaptı. Süreyi durdurdu hakem Hüseyin Fındık. Atmaması lazım Eyüp Mahmudi'nin Taha Yasir'i. Şimdi başlar başlamaz yine gelmeye çalıştı rakibin üstüne. Taha da bunu bekliyor artık tabii, şaşırmıyor bunlara. Evet. Sen! Ayrıl! Kincan'ın sonu yaklaşıyor. Oh, oh, oh. Artık Taha Yasir. Sağ köşe geldi. Hemen şimdi beyaz köşede hakem sayıyor. Knockdown yoktu Eyüp Mahmudi'ye ama çok net bir şekilde yumrukla indirmeyi başardı rakibini yere. Bu da hakemin sayması anlamına geliyor. Evet, ikinci round'un sonu geldi böylece değerli izleyenler. Taha Yasir'i aradığı darbeyi ikinci round'un son saniyelerinde bulmayı başardı hocam. Evet, iki tane net darbesi var. Bir döner yumruk vurdu, şimdi de bir kroşe vurdu. Gayet güzel gidiyor şu an maç. Kesinlikle öyle. Eğlenmeye de başladı bu arada Taha Yasir'in köşesi. Ama güzel bir karşılaşma gerçekten. Şimdi üçüncü round'a doğru geçeceğiz. Sağlık ekibi. Sağlık, sağlık. Doktor, doktor. Doktor, doktor. Şimdi üçüncü round'a doğru geçeceğiz. İkinci round'dan görüntüler ekranlarımızda. İki sporcu da bolca sert darbeye gittiler. Burada işte bir sol koşu ardından sağ Taha Yasir. Round'un daha başlarında dengeyi bozmayı başarmıştı. Burada da bu sol sağ kombinasyon tam isabet bir sağ. Rakibini yere yıktı ve saydırmayı da başardı. Üçüncü ve son round'a doğru geçeceğiz artık. Buna bir bakın bir. Kanama var mı? Eyüp Mahmudi. Kaşında bir açılma mı var kendisinin? Hemen doktoru Salk İkber'in çağırdı orada hakem Hüseyin Fındık. Burnuna mı bakıyor? Evet, burnuna bakıyor değerli izleyenler. Burnunda bir kanama var galiba. Ama maça devam etmesini engelleyecek bir durum yok kendisinin. Ve başladık 3. round'a. Eyüp Mahmudi yine kombinasyonları deniyor. Kapandım diyor Taha Yasir. Sağ direkt kontrasını çıkardı. Düşüp kalkmaya devam ediyor sporcular. Taha'nın itirazları var. Şimdi süre durdu. Hocam bir süre durdu. İlegal yok. Gel gel gel. Gel. Fighters. Fight. Evet, karşılaşmamız devam edecek kaldığı yerden. Yine kroşe denedi burada. Eyüp Mahmudi olmadı. Break. Ayrıl. Fight. Sporcular da biraz kuralların hocam limitlerini zorlamaya başladılar açıkçası. Üçüncü round'un başında. Evet. Şimdi Taha uçarak gitti. Rakibin üstüne ayakta kaldı. O da uçarak geldi. Eyüp Mahmudi karşılık verdi aynı şekilde. Şimdi dönen yumruğu backlist'i kaçtı Taha'nın, ardından devamında. Hakikler Eyüp Mahmudi'den bir dönen yumruk denemesi, spinning backfist denemesi daha isabetli olmadı. Aynı dönen yumruk Eyüp Mahmudi'den geldi. Taha karşılık vermeye çalışıyor. Şimdi burada yalnız çevirdi rakibini yere aldı. Kabir kurallarında kural hiç yeri olmayan şeyler evet. Bunlar. Cezayı da aldı. Evet, Taha'ya bir ceza olarak gelecek. Bilerek ve isteyerek yaptı. Çünkü biraz da iki sporcunda siniri bozuldu hocam ama birbirine evet. Karşı. Hak edilmiş bir ceza bu. Evet, geç time. Aldı bir Greco-Romen güreşi gibi yere attı çünkü rakibini. Evet. Ve devam ediyor karşılaşmamız kaldığı yerden. Şimdi bu tabii ki dezavantaj Taha Yasir için yine çünkü yakın geçen bir karşılaşma bu. Gecenin başlarında da bolca gördük zaten. Bunlar çok belirleyici olabiliyorlar. Düşme, düşme. Şimdi Taha kafasının arkasına bir darbe olduğunu zannediyorum söylüyor ama artık hakem sayacak tabii. Bir kez daha çünkü kendisi burada maçı bıraktı. Kural dışı darbe olduğunu söylüyor Taha Yasir. Ama hakem bunu görmediği zaman siz bırakırsanız, durursanız hakem tabii sayar böyle bir durumda. Son artık 1 dakika 20 saniye.
İtme. İtme son yarışı. İtme. Hayt. Ey Mahmudi güzel ilerledi. Rek, Arel. Sop. Hayt. Şimdi ta üstüne gitti rakibinin yine ama. Time stop. Biraz MMA mi çalışıyor acaba hocam? Evet biraz sanki ona kayıyor durum sanki yani. Sanki antrenmanlarında Ta Yasir. Güzel bir kombinasyon geldi. Eyüp Mahmudi'den sol kroşeyi denedi. Stop. Hayır. Yani sarılmalar da çok arttı tabii 3. roundda özellikle. Of. Yes, çok iyi geldi. Eyüp Mahmudi'den ardından rakip üstüne gidiyor yine bir. Denge kaybı var sporcularda. Ayakları takıldı birbirine. Hayt. Daha burada bir kez daha yerde buluyor kendini. Dönen yumruğu arada olmadı. Boşta kaldı üstüne middle kick'le gitti Eyüp Mahmudi. Tağdan karşılık var. Stop. Stop. Time stop. Blue corner. Sarılma. Sarılma. Hayt. Stop. Ve evet mücadelemizin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Hocam son round birazcık bir ufak sinir harbi şeklinde geçti açıkçası evet. Sporcu arasında. Ama Eyüp Mahmudi galibiyeti daha yakın taraf gibi gözüküyor şu anda. Neler şu anda öyle gözüküyor. Üçüncü roundda Taha Yasin sanki tamamen bıraktı gibi maçı. O aldığı cezayla da birlikte zaten işler biraz daha kötüye gitti onun için. Kötüye gitti ve Eyüp Mahmudi biraz daha galibiyete yakın. Ama güzel bir maç oldu yani. Öyle kesinlikle. Bakalım şimdi tabii hakemlerimiz kararı nasıl verecekler. Önemli olan onların verdiği karar. Hep birlikte göreceğiz değerli izleyenler. Karar nasıl olacak? Gergin bir maçta ama ekranlarımıza geliyor şu anda Eyüp Mahmudi. Rakip köşeyi, rakibi Taha Yasir'i burada tebrik etti. Performansın ardından. İşte burada Taha Yasir'in de ceza aldığı pozisyonda ekranlarımıza bir kez daha yansıdı. Eyüp Mahmudi mi Taha Yasir mi bakalım. Burada üstünlük kimde? Evet değerli izleyenler şimdi karşılaşmanın sonucu ringe ulaştı. Kararı öğreneceğiz. Kim kazanmış bakalım? Harika bir maç izledik hep beraber. 3-0. Kırmızı köşe. Evet Eyüp Mahmudi galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Sevgili Taha yanıma gel. Sen benim canımsın. Bu ülkenin çok kıymetli bir sporcusun. Bir şeyler söyle, bir şeyler söylemek istiyorsun. Bu maçı kazanmak istiyorum çünkü Türkiye'deki son senedeki olan şeyi kardeşlerimize armağan etmeye gidecektim. Çünkü iki kardeşim can dostum, en yakın arkadaşlarım şu an doğu tarafta savaşıyor. Canavuslarla savaşıyor. Allah'ım tek istediğim sağ salim gelmeleri. Bu maçı da kaybettim ama çok üzülerek bunu söylemek istiyorum ki bu maçı yine de kazanmış olup kendimi sayıp bu ringde savaştığım için bu maçı şehit kardeşlerime armağan ediyorum. Bir de beni Almanya'daki can hocalarım, abilerim, kardeşlerim beni çok destek verdikleri için Düvelf ailesine çok çok teşekkür ederim. Bir de hocama çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyonda bana hak verdiği için. Hepinize saygılar, sevgiler. Tekrardan özür diliyorum bu maçı kaybettik için. Sen canımızsın, kıymetli misin sevgili Taha? Canımızsın, iyi bir sporcusun bunu hepimiz biliyoruz. Ama kickbox böyle bir şey. Rakibine de tebrik ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz sporcularımıza. Alkışlarla gönderiyoruz. Kupalarımız var, kupalarımız var. Kupalarımızı takdim etmek üzere. Sayın Hasan Hüseyin Koç'u, Özge Life Group sahibini alkışlarla ringe davet ediyorum.
Evet değerli izleyenler, gecemiz tüm hızıyla devam ediyor Tokat'ta. Birazdan dörtlü turnuvamızın final karşılaşmasına geçeceğiz. Ali Göktürk Benli ve Galip Unay kemeri almak için kozlarını paylaşacaklar Tokat'ta. Arena tıklım tıklım. İzleyicilerin ilgisi saat biraz ilerlemesine rağmen devam ediyor. Sizi birazcık daha bekleteceğiz ama beklediğinize değecek çünkü harika bir final maçı birazdan bizleri bekliyor. Kısa bir ara var, hiçbir yere ayrılmayın.